Merhaba, iyi günler. Yeni bir Transatlantik'te karşınızdayız. Washington'da yine Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la uluslararası ilişkileri, Türk-Amerikan ilişkilerini ve Suriye'yi konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Ömer, hemen seninle başlamak istiyorum. Hafta sonu Suriye'de bir şeyler bitiyor mu derken yeni yeni savaşlar çıktı. Ne oldu? Önce bir İran'a ait insansız hava aracının İsrail tarafından düşürüldüğünü, ki Suriye'den kalkmış. Ardından da İsrail'in buna misilleme olarak Suriye'ye operasyon yaptığı ve Suriye'nin de kendini savunarak bir İsrail F-16'sını düşürdüğünü öğrendik. Bu beklenmedik bir şeydi, hiç akılda olmayan bir şeydi. Ama devamı pek gelmedi gibi. Olayın işin içerisine sorun çözülüyor derken bir İsrail boyutu da giriyor olabilir mi? Şimdi olayın arka planına detaylı bir şekilde bakmak gerekiyor. İran'ın varlığı Suriye'de, Hizbullah'ın varlığı Suriye'de, bu iki gücün, İran ve Hizbullah'ın varlığı, İsrail'i en başından beri çok rahatsız ediyordu. Ve belki bu dünyanın gündemine çok girmedi ama İsrail Hava Kuvvetleri yaklaşık 100 kez tekrar ediyorum, Suriye toprak sahasına girerek birçok kez aslında Hizbullah'a ait ve İran'a ait bazı hedef noktaları vurdu. Dolayısıyla adı konmamış aslında bir İsrail, Hizbullah, bir İsrail-İran savaşı zaten Suriye'de yaşanıyordu. Hafta sonu bu yepyeni bir boyuta girdi. Benim bahsettiğim gibi bir İran insansız hava aracı İsrail topraklarında İsrail helikopteri tarafından vuruldu. İsrail ilk defa bir İran insansız hava aracının İsrail topraklarında oluşuna misilleme olarak bu insansız hava aracının geldiği Tiyaz hava üssünü, ki bu Tiyaz hava üssü Homs'un kuzeyinde, Suriye'nin tam ortasında Tiyaz hava üssünü vurdu. Ve Tiyaz hava üssünü 8 İsrail F-16'sıyla vurdu. Yani İsrail 8 tane F-16'sıyla bu hava üssünü ve oradaki İran devrim muhafızlarının bu insansız hava araçlarını komut ettikleri hava üssünü vurdu. Burada birçok İranlının öldüğü biliniyor. Ve İran tabii ki bundan çok rahatsız oldu. Fakat bu uçaklar geri dönerken İsrail'e S-300'ler tarafından, yani Suriye'nin kendi hava savunma sistemi tarafından bir tanesi vuruldu. Ve o uçak da İsrail topraklarına düştü. Pilot ağır yaralandı. Hatta iki uçak vuruldu haberi çıktı önce, fakat sonuçta bir tanesinin vurulduğu İsrail tarafından kabul edildi. Dolayısıyla İsrail bir F-16'sını ilk kez 1982'deki Lübnan Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir F-16'sını kaybetti ve Suriye tarafından vuruldu bu. Şimdi İsrail'in çok ciddi bir caydırıcılık politikası var. Böyle bir kriz yaşayınca, yani kendi F-16'sı Suriye topraklarında vurulunca, buna karşılığıyla bir caydırıcı ve misilleme politikası izledi. İzleme planı vardı. Zaten bir savaş planı vardı İsrail'in İran'a karşı ve Hizbullah'a karşı Suriye'de. Bu savaş planını faaliyete geçirdi. Ve bu sefer 8 değil 20 tane İsrail hava uçağı F-16'sı havalanarak Suriye'nin hava savunma sisteminin neredeyse yarısını vurdu. Yani çok geniş kapsamlı bir şekilde 6-7 tane hava üssünü ve bu hava savunma sistemlerinin bulunduğu hava üslerinde İsrail uçakları vurdu. Ve bunu yaparken tabii ki birdenbire Orta Doğu büyük bir savaşa gidiyor. İsrail Suriye ile savaşa giriyor. Haberleri çıkmaya başladı. Ve buna engel olan şey de çok ilginç. Rusya'nın devreye girmesi oldu. Bilmediğimiz şey, İsrail'de, yani Netanyahu ile Putin arasında bir kırmızı telefon hattının bulunduğu, yani direkt konuşabildikleri, hemen konuşabildikleri bu tür bir kriz ortamında Rusya ile İsrail'in kurmuş olduğu bir telefon hattı var. Ve bu telefon hattından Putin, sizin İsrail uçaklarınız Netanyahu'ya, sizin İsrail F-16'ları birçok Rus askerinin ölümüne neden oldu. Vurduğunuz üslerde Rus askerleri de vardı. Hemen durdurun dedi. Ve bunun üzerine Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı ve çok daha geniş kapsamlı bir İsrail
askeri operasyonuna dur demek zorunda kaldı. Bu arada Amerika'da bütün devre dışı, Amerika'da devre dışı kalmış durumda. Yani Amerika müdahale bile edemedi. Bütünüyle Putin'in son derece sert bir konuşma yapması ve İsrail'i uyarması sonucu İsrail geri adım attı. Peki. Dolayısıyla yani Rusya'nın bu olayda ne kadar hakim olduğu ve İsrail'i bir şekilde dengeleyebildiği bir şekilde ortaya çıktı. Gönül'le devam edelim bu konuya. Gönül, sen ne dersin? İsrail'in böyle bir şekilde zaten devrede olan İsrail'in uçağının düşmesiyle çok gündeme gelmesi ama sürmemesi. Burada Ömer'in bahsettiği tabii Putin-Rusya faktörü önemli ama onun dışında başka hususlar da olabilir mi? Şimdi şuna Ömer Rusya konusunda bir şeyler söyledi. Ona şunu eklemek istiyorum. Şimdi bugüne kadar bu yeni bir evre anlamına gelebilir. Şimdi Suriye'deki çatışma hep yabancı dışarıdan gelen aktörler için neydi? Bir vekalet savaşıydı. Herkes işte farklı bir grubu destekliyordu ve çatışma o gruplar üzerinden oluyordu. Fakat hem Manbij'de Türkiye-Amerika arasında gördüğümüz gelişme hem de bugün İsrail'e olan İsrail uçağının düşürülmesi meselesinde gördüğümüz kadarıyla artık bu vekalet savaşı yerine aslında tarafların yani dış aktörlerin birebir karşı karşıya gelmesi anlamına da gelebilir. Yani rejim Suriye rejimiyle İsrail karşı karşıya geldi. Bu hem tabii bir taraftan Esad rejiminin ne kadar kendine güvendiğini gösteriyor. Tehlikeli bir şey. İkincisi de aslında İsrail'in ne kadar kendine güvendiği bir alanda zafiyet olabileceğini gösteriyor. Şimdi bu iki gelişmeyi bir araya koyarsak bir taraftan zafiyet olduğunu düşünen bir İsrail'in çok daha agresif adımlar atmasını bekleyebiliriz. İkinci taraftan kendine çok güvenen bir Esad rejimi var. Dolayısıyla bu çatışmayı tırmandıracak bir şey. Rusya'nın araya girmesi de bence şöyle ilginç bir şeye işaret ediyor. Bugüne kadar Suriye'de yine dış aktörler böyle ikircikli hem içerideki aktörler hem dışarıdan müdahil olan aktörler ikircikli politikalar izleyebildiler. Mesela Amerika hem Türkiye'yi idare edip hem YPG ile çalışabildi. Kürtler hem Rusya ile hem Amerika ile çalışabildi. Rusya hem İran rejimi destekleyip hem İsrail ile çok yakın bir ilişki devam ettirebildi. Fakat bu tür olaylar ve çatışmanın geldiği nokta aslında artık bu tür ikircikli politikaların daha fazla sürdürülemeyeceğini gösteriyor. Ki nitekim Rusya artık bir mesela tavır almak zorunda kaldı. Yani hem rejimi İran'ı idare edeyim hem İsrail'i idare edeyim politikası uzun vadede Suriye'de muhtemelen çökecek bir politika. Bu nedenle tarafları daha taraf olmaya bir anlamda ve ikircikli politikaların yerini daha net, daha sert politikaların alacağını gösteriyor bence. Bu anlamda çok önemli. Bir diğer unsur da aslında Esad rejimi kendine çok güvenli olduğu için bu tür bir şeyin içerisinde girdi, çatışmanın içerisine girdi. Fakat İsrail'in verdiği yanıtla aslında rejim çok da zayıfladı. Bunun Rusya açısından önemi olabilir. Ve bir de şu da önemli, hani Rusya İsrail'i çok sert bir dille uyardı, bizim orada askerlerimiz var dedi. Fakat diğer taraftan Rusya'da İsrail kadar olmasa dahi İran varlığından, İran'ın Suriye'deki varlığından rahatsız. Dolayısıyla o anlamda bir ortak noktada buluşabilirler. Fakat Washington'da en çok sorulan soru bu İsrail uçağının düşürmesinin ardından. İran'ın gücünü kim sınırlayacak Suriye içerisinde? Yani bölgede İran'ın gücünü sınırlamak istiyorsanız buna Suriye'den başlamak zorundasınız. Ve bunu nasıl yapacaksınız? O sorusu çok gündemde, soru çok gündemde. Ve bence bunu yapmak çok güç, İsrail için de çok güç. Yani İsrail birkaç gündür çok sert şeyler yayınlıyor. İsrail yetkililer çok sert bir dil kullanarak İran'ın Suriye'deki varlığını bitirmekten bahsediyor. Ben bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Amerika da bunu bir süre söylüyordu. Ruslar da rahatsız. Fakat İran'ın Suriye'deki varlığını sınırlandırabilmek için tarafların en az İran kadar sahada olması gerekiyor. Bu da hiç kimsenin yapmak istemediği, başta Amerika'nın yapmak istemediği bir şey. Evet, şimdi Tillerson'ın yarın beklenen görüşmesine, ziyaretine gelelim. Ömer,
Baktığımız zaman özellikle Türkiye'de hükümete yakın bu konuda yazan çizenlere baktığım zaman beklenti çok düşük. Baştan itibaren taraflar yine birbirlerine pozisyonlarını anlatacaklar yaklaşımı var. Bu arada McMaster gelip İbrahim Kalın'la görüşmüş ve oradan da hiçbir şey çıkmadığı, hatta tam tersine McMaster'ın bir takım şikayetleri medyadaki anti-Amerikanizm başta olmak üzere dile getirdiği yolda haberler çıktı. Bir şey bekleyebilir miyiz bu geziden? Zaten Tillerson gelmeden önce biliyorsun Orta Doğu'da şu anda turda. Sürekli olarak Afrin'le ilgili bir takım doğrudan ya da dolaylı mesajlar da vermekte. Ne diyorsun? Şimdi tabii Türkiye Afrin operasyonuyla yatıp kalkıyor ve her ülke kendi gündemiyle yaşıyor. Ama bu demin bahsettiğimiz hafta sonu yaşanan olaylar aslında Tillerson'ın bir bakıma bölgeyi yaptığı ziyarete daha da önem kazandı. Dediğimiz gibi çok daha geniş ölçekli bir savaşın direğinden dönüldü. Rusya sayesinde dönüldü. Geçen hafta çok kısaca bir şey ekleyeyim demin konuştuğumuz konuyla ilgili Tillerson'a gelmeden. Geçen hafta İsrail Savunma Bakanı ve Mossad İsrail İstihbaratı McMaster'la ve Trump'la kendisiyle görüştüler ve İran'ın, Hizbullah'ın ve İran'ın Suriye'de kalıcı üsler kurduğunu söylediler. Yani son derece gizli bilgilerle özellikle Tartus'taki Rus deniz üssünde, Tartus'taki Rus deniz üssünde İran'ın da bir deniz üssü kurduğu, Hizbullah'ın da Suriye'deki sınırda, İsrail sınırında iki tane yeni üs kurduğunu söylediler. Yani bir bakıma Amerika'ya İran'ı dengeleyecekseniz adam gibi bir dengeleyin, yoksa biz mecburen Hizbullah ve İran'a karşı Suriye'de savaşa gireceğiz dedi. Ve Amerika buna rağmen bir şey yapamadı, Rusya devreye girdi. Yani böyle bir Orta Doğu'ya geliyor Tillerson ve o kadar ciddi krizler var ki Türkiye'nin Afrin operasyonu bir bakıma bu krizler arasında ikinci planda bile kalıyor olabilir. Fakat Amerika'nın istediği bir tek şey var tabii. Türkiye konusunda, Türkiye'nin Manbij'de yeni bir maceraya girmemesi. Bu konuda Türkiye çok sesli bir şekilde sürekli tehditler savuruyor. Fakat bu tehditler Afrin'deki gidişata baktığımızda aslında Türkiye'nin askeri gücünün de sınırları ortaya çıktıkça çok ciddiye alınmıyor bence Amerika tarafından. Dolayısıyla Tillerson her şeyden önce biraz Türkiye'nin ne yapmak istediğini, ne istediğini anlamaya çalışacak. Ve Türkiye tabii ki Manbij'de en azından bazı taleplerde bulunacak. Bir güvenlik koridoru meselesi var. Belki o konuda gelecekle ilgili bir planlama yapalım. Bu güvenlik koridorunu ciddiye alalım, beraber çalışalım diyecek. Yani Türkiye'yi yeni bir askeri operasyona girmemesi için frenlemeye çalışacak. Ama benim gördüğüm kadarıyla zaten Türkiye'nin yeni bir askeri operasyona fazla bir niyeti yok. Böyle tehditler savunmasına rağmen bu tehditler çok da fazla ciddiye alınmıyor. Çünkü Türkiye'nin sonuçta iç politikaya yönelik bir şekilde bu tehditleri savurduğu ve Amerika ile Manbij'de karşı karşıya gelmek istemeyeceğini hesaplıyorlar. McMaster de bence zaten bu mesajları açık açık verdi. Çok geri adım atma niyetinde değil Türkiye, Amerika. Yani Kürtleri bir şekilde bırakıp YPG ile SDF ile işbirliğini sonlandırmak niyetinde değil. Bazı kozmetik Türkiye'yi rahatlatacak adımlar atabilirler. Bunlar konuşulabilir. Gönül, bu konuyu sürdürelim. Şunu bir hatırlatmak istiyorum. Bugün Anadolu Ajansı çok ilginç bir grafik yayınladı ve kısaca başlığı tam şöyle, emin değilim ama Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi nasıl kaybediyor anlamına gelebilecek bir şey ve içinde Fethullah Gülen de var. Bu Hakan Atilla davası da var. Ama daha çok YPG ile olan işbirliği, Manbij'de verilen sözler vesaire. Şimdi bütün bu tablo hepsi önümüzde. Zaten biz de Transatlantik'te aylardır bunu konuşuyoruz. Ama iki ülke arasındaki ilişkiler de bir şekilde sürüyor, sürmek zorunda ve Dışişleri Bakanı da geliyor. Burada Ömer de söyledi, taraflar çok fazla birbirlerine yanaşacak adımlar atacağı benzemiyorlar. Bu gezide sen formalitenin ötesinde herhangi bir nokta bekliyor musun?
Ben aslında hani dedi ya şeyler, Amerikalılar çok da inanmıyor Menbiç'e bir operasyon yapacağına Türkiye'nin. Aslında ben o konuda kararsızım. Çünkü bir taraftan yani Türkiye'de hani işte elçiliğe yakın insanların söyledikleri, Amerikan elçiliğe yakın insanların söyledikleri, evet biz Erdoğan'dan böyle bir adım beklemiyoruz çünkü bu kadar çıldırmış olamaz diyorlar bir taraftan. Ama diğer taraftan da burada Pentagon'da da çok ciddi bir korku var. Gerçekten Türkiye böyle bir adım atarsa ne olur? Yani Türkiye sadece Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği değil, Türkiye'nin NATO ile ilişkileri konusunda ne adımlar atılır diye bir taraftan Pentagon bunu çok ciddiye alıyor. Ve o yüzden yani Türkiye'nin endişelerini giderecek ve bir anlamda hani İngilizce'de face saving derler. Yani Erdoğan'ı o kadar sık bunu söyledi ki Menbiç operasyonu geliyor diye, şimdi ondan geri adım atmak güç olacağı için Pentagon karşısında hani birkaç onu kurtarabilecek şeyler, opsiyonlar sunabilir. Şimdi bu opsiyonları konuşmak gerekiyor. Söylenen şimdi Türkiye diyor ki işte Kürtler Menbiç'ten çekilsin, bizim için Joe Biden böyle bir söz artık bundan daha azınlığında biz kabul etmeyiz diyor. Ama ben Amerika için bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi Menbiç, Rakka için çok önemli. Ve Kürtler çekilirse Menbiç'ten bütün Amerika'nın Suriye stratejisini husbetliğe uğratacakmış. O yüzden bunu çok değerlendirmiyor olabilirler. Fakat orta yol çözümü olarak belki o Menbiç'i yöneten şu anda o Menbiç Askeri Konseyi ve Menbiç Lokal Konseyi var. Bunlar bir tanesi için güvenliğinden sorumlu, diğeri işte günlük şeylerini yöneten organizasyon. Şimdi bunların yapısı değiştirilebilir. Amerika bunu belki sunabilir. Şimdi burada Araplar çoğunluklu olmakla beraber YPG'ye yakın Araplar bunlar. Bunun eğer kompozisyonu değiştirilirse ve YPG yani Kürt unsurlar ya da Kürtlere yakın unsurlar daha geri planda kalırsa bu Türkiye'ye bir opsiyon olarak sunulabilir. Fakat tabii problem Türkiye bunu kabul eder mi bu orta yolu? Bence bu sorunun cevabı Türkiye'nin Rusya ve İran'la ilişkilerinde yatıyor. Şimdi dediğimiz gibi Türkiye, Rusya ve İran ilişkileri bir süredir geriliyor. İşte Rus birliklerine Suriye'deki saldırı oldu. Resmi olarak böyle bir açıklama gelmemekle birlikte Moskova'da birçok insan Türkiye'yi işaret etti. Diğer taraftan işte İran ve İran'ın desteklediği gruplar, rejim Türk konvoyuna saldırdı. Yani geri planda bir gerginlik var. Rusya ile yaşanan, İran ve rejimle yaşanan bir gerginlik var Türkiye'nin yaşadığı. Suriye'de bu kadar birlikte çalıştığı grupla tansiyon yaşarken bir de Menbiç'e ilerleyip Amerika'yı, bütünüyle Amerika ile ilişkileri koparmak tabii gerçekçi bir strateji değil. O yüzden bence Menbiç konusunda bir adım attıklar evvel önce Rusya ve İran'da tansiyonu düşürmeye çalışacaktır. Eğer bu tansiyonu düşürürse Menbiç'te daha cesur adımlar atabilir, Amerika'yı daha öfkelendirecek adımlar atabilir. Ama o cephede tansiyon çözülmediği müddetçe bir de Menbiç'e saldırarak Amerika ile ilişkileri koparma noktasına getirmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi Gönül, biz burada Transatlantik'te neredeyse 2 seneyi aştık herhalde. Sık sık bir soru önümüzde geliyor. O soruyu bugün biraz daha tekrar ele alalım istiyorum. Ve bunu en iyi bilenler de sizlersiniz orada. Amerika Birleşik Devletleri bir Kürt devleti istiyor mu? Suriye'de istiyor mu? Türkiye'de istiyor mu? Ama şimdi esas olarak konu Suriye'de. Türkiye kamuoyunda çok ciddi bir şekilde bu konuda evet cevabını verenler çok, ki bu evet cevabını verenlerin bir kısmı da Kürtler. Yani bir temenniyle karışık belki bunu diyorlardır. Bu konu net mi? Bunun cevabı gerçekten net mi? Kesinlikle böyle bir şey yok cevabını verebiliyor musunuz? Tabii bunun cevabını, yani bizim çalıştığımız konularda bir şeye netlikle cevap vermek çok güç. Fakat benim görebildiğim kadarıyla ve ben hani tarihi bir okuma yaparak vardığım sonuç şu, Amerika'nın bir Kürt devleti istemediğini düşünüyorum.
Şimdi tarihe baktığımızda yani hep işte Türkiye'de o Wilson prensiplerinden, o Kürt devletini öngören prensiplerden çıkarak hep Türkiye'de şöyle bir algı var. Amerika işte Türkiye'yi parçalamak istiyor, bir Kürt devleti kurmak istiyor, algısı var. Şimdi bu söyleyeceklerimi Twitter'da görüyorum tepkileri. Çok Amerikancı olmakla suçlanacağız vesaire falan ama bu benim gerçekten analitik olarak vesaireye baktığımda gördüğüm şey. Şimdi Amerika'nın bence her şeyden evvel bir Kürt siyaseti yok. Bir topyekun bir Kürt siyaseti yok. Kürtler her zaman Amerika için daha büyük jeopolitik resimde kullanılacak araçlar olarak görüldü. Ve hiçbir zaman bence Kürt meselesine bir demokratikleşme, halk hukuk meselesi olarak bakmadı Amerika. Şimdi Soğuk Savaş yıllarında tabii onu da ayırmak lazım. Yani 1958'den evvel işte Türkiye ile İran'la ve Irak'la ilişkileri yakın tutmak için zaten Kürt meselesiyle çok ilgilenmedi Amerika. Yani Türkiye NATO üyesiydi, işte Irak Bağdat Paktı'na üyeydi, İran'da Şah'la iyi ilişkiler vardı. Dolayısıyla çok dokunmadı Kürt meselesine Amerika. 1958'den sonra Sovyetler çok yakınlaşmaya başlayınca Kürtlere, Irak'a bu endişe uyandırdı ve o çerçevede angaje oldu Kürt meselesine. Tüm bu ülkeleri bir tarafa bırakıp özellikle yani Türkiye'deki Kürtleri hep Iraklı Kürtlerle çok daha yakın bir ilişki içerisinde kurdu, oldu. Ve Türkiye'li Kürtlere de Türkiye ve NATO müttefikliği çerçevesinden bakarak aslında çok da bulaşmadı. Yani Soğuk Savaş yıllarında dediğim gibi birçok yani hatırlarsınız hani bunu hepimiz okuduk 1970'te, 75'te Kissinger, işte Nixon yönetimiyle ne yaptı? Kürtleri, Irak Kürtleri Bağdat'a karşı ayaklandırdı. Ama sonra birden Mustafa Barzani'yi tek başına bıraktı. Yani hep tarih boyunca Amerikalılar Kürtleri birer piyon olarak kullandılar. Çeşitli sözler verdiler, devlet sözü verdiler. Bağdat size saldırırsa biz arkanızdayız sözü verdiler. Bu sözlerin hiçbirisi tutulmadı. En son gördüğümüz şey Türkiye meselesinde de Türkiye ile çatışma olduğu dönemde dahi Amerika Türkiye'nin Kürt meselesine demokratikleşme meselesi olarak bakmadı. Her zaman tıpkı geleneksel Türk siyasetinin baktığı gibi bir anti-terör perspektifinde baktı ve Türkiye'ye bu anlamda PKK'ya karşı destek verdi. Yani hani Türkiye otursun bu sadece bir terör meselesi değildir, siyasi, sosyal, politik kökleri olan bir meseledir, böyle çözelim demek yerine hep PKK'ya karşı destek verip daha fazlasıyla ilgilenmedi. En son Irak'taki referanduma bakalım. Yani Türkiye'den çok daha fazla ve çok daha erken bir dönemde buna karşı çıkmaya başladı Amerika. Yani Iraklı Kürtlerle o kadar yakın çalışmasına rağmen dedi ki bu referandumu biz kabul etmiyoruz. Ve Türkiye'den çok daha ateşli bir şekilde karşısında durdu. Şimdi bütün bu tarihi okumaya bakıp ve en son önümüzde Eylül referandumuna bakıp Amerika bir Kürt devleti istiyor sonucuna varmak bana tuhaf geliyor. Suriye'de de aynı şekilde. Yani tabii Suriye'deki çatışma nereye evrilecek bilmiyoruz. Ama bugüne kadar Amerika'nın yapmaya çalıştığı şey bu ülkelerin toprak bütünlüğünü korumaya çalışmak. Hele hele de Türkiye'de Amerika işte Türkiye'yi bölüp Kürt devleti yapmak istiyor demek bütünüyle tarihi yanlış okumak anlamına geliyor bence. Ömer sen ne diyorsun? Şimdi Türkiye'de tabii ki Amerika'ya bir Soğuk Savaş döneminden de önce Wilson prensiplerinden bakarak, SEV'den bakarak Amerika hep bir Kürt devleti kurmak istiyor. Hep bunu Amerika istedi. Böyle bir emperyalist planı var. Solcular da böyle düşünüyor Türkiye'de. Sağcılar da böyle düşünüyor. Dinciler de böyle düşünüyor. Yani Türkiye'de böyle bir ulusalcılar da böyle düşünüyor. Türkiye'nin siyasi kültüründe bizi bölmek istiyorlar. Batı SEV'den beri Osmanlı'yı bölmek istediği gibi yeni kurulan Türkiye'yi de bölmek istiyor. Ermenistan'a da toprak vermek istiyorlar. Kürtlere de vermek istiyorlar diyen bir siyasi kültürümüz var. Dolayısıyla yani Türkiye'deki bu siyasi kültüre karşı Gönül'ün söylediği gibi belirli verilerle, tarihi bir çerçeveyle olay anlatılınca Amerika'nın ulusal çıkarlarının bölgede aslında statükoyu korumak istediği, sınır değişikliği istemediği, Irak'ta bile Kürtlerin bağımsız olmaya, devlet kurmaya en yaklaştıkları Irak'ta bile referanduma destek vermemiş olmasının ne kadar büyük bir veri olduğu,
Yani bir devlet kurulacaksa herhalde ilk başta Irak'ta kurulacaktı. Suriye'de veya Türkiye'de veya İran'da değil. Bir Kürt devleti nerede en yakındı? Irak'ta. Ramak kalmıştı kurulmasını. Amerika desteklemedi. Demek ki Amerika bu bölgede bir Kürt devleti istemiyor. Çünkü Kürt devleti kurulursa bölge daha da birbirine girecek. Yani zaten İran'la İsrail'in, neredeyse Rusya'yla İsrail'in karşı karşıya geldiği bir karışık belirli bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu coğrafyada bir de Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, Irak'ın, Bağdat'ın, Şam'ın, Tahran'ın, yani istemediği bir şeyi Amerika'nın bütün gücüyle desteklemesine imkan yok. Bir de şunu ekleyeyim, Türkiye'de öyle bir algılama var ki devlet Amerika isterse kurulur. Yani Orta Doğu'da Amerika istediğini yapabilir. CIA'de bir oda var, o odada her şey karar veriliyor. Hangi ülkeyi karıştıralım, hangi ülkede bir devlet, yeni bir etnik grubu destekleyelim, nerede darbe yapalım, böyle bir Amerika imajı var. Yani keşke bu insanlar birazcık Amerika'nın nasıl işlediğini anlayabilseler. Amerika strateji fakiri bir ülke, strateji üretemiyor. Zamanında İngiltere'nin, Britanya İmparatorluğu'nun yaptığı gibi böl ve yönet gibi şeyleri doğru dürüst yapamıyor. Hele Soğuk Savaş'tan beri, yani komünizm yıkıldığından beri hiçbir strateji doğru dürüst üretemiyor. 4 yıllık, en fazla 4 yıllık, 8 yıllık bir vizyon taşımaya çalışıyor. Yeni bir başkan geldiğinde başka bir yere savrulabiliyor. Dolayısıyla Amerika'nın gücünü de Irak'ta gördüğümüz gibi, Irak'ta ne kadar madara oldu gördük. Abartmamak gerekiyor. Yani Kürtler Amerika istedi diye devlet kuramazlar. Türkiye sürekli bir korku içinde olmaktan, biz bölüneceğiz korkusu içinde olmaktan kurtulmalı. Amerika'ya olduğundan daha fazla güç atfetmemeliyiz. Ve bu Kürt meselesinin nihayetinde Amerika tarafından yaratılmadığını, bizim meselemiz olduğunu, bölgedeki Kürtlerin yarısının Türkiye'de olduğunu, Türkiye Kürt meselesini doğru dürüst yönetirse dış güçlerin de Kürt meselesini Türkiye'ye karşı kullanamayacağını bilmemiz gerekiyor. Bir de şuna ekleyeyim, Kürt meselesini Türkiye'ye karşı en iyi kullanan ülkelerin başında Rusya geliyor. Hep bunu söylüyoruz, hep Amerika'ya kızıyoruz ama Rusya aslında tarihsel olarak Kürtlerle Amerika'nın olduğundan daha da derin bir ilişki içinde, hele Irak'ta ve İran'daki Kürtlerle ve PKK ile de Amerika'nın olmadığı derecede organik bir bağ içinde. Ama Türkiye nedense Amerika'ya saldırmayı çok daha kolay buluyor ve Türkiye'deki şu anda o milliyetçi şizofreni, o milliyetçi, yani baştan bir akıl tutulması var. O akıl tutulması da Amerika'ya neredeyse savaş ilan etme niyetinde. Neden? Amerika Kürtleri destekliyor diye. Yani burada Amerika'nın Kürtleri desteklediği meselesine bir anlam vermek gerekiyor. Amerika Kürtleri Suriye'de IŞİD'e karşı destekliyor. Yıllardır Türkiye'ye karşı destekledi. Bugün IŞİD'e karşı destekliyor. Ve IŞİD meselesi de girdikten sonra, ki daha rayına girmedi, yani IŞİD bitti zannediyorsak bitmedi, Türkiye'de tekrar masaya oturabilir. Ve Kürtler de o nedenle Amerika'ya tam güvenemiyor. Kürtlerin şu anda bir Amerika'ya güvenememe korkusu var. Türkiye akıllıca bir strateji izlerse, sabırlı olursa, Amerika'nın Kürtlerle ilişkisinin son derece taktiksel, kısa dönemli bir ilişki olduğunu anlayacaktır. Ama Türkiye, Amerika'ya savaş ilan ederiz, Osmanlı tokadı vururuz, Vietnam gibi mahvederiz onları gibi söylemlerle bu işe girerse Amerika'yı da bir bakıma Kürtlerle daha stratejik bir ortaklığa doğru itebilir. Yani Türkiye istemediği şeyleri kendi izlediği milliyetçi, sert, anti-Amerikan politikalarla kucağında bulabilir. Amerika'yı Kürtlere de itmenin bir anlamı yok çok fazla. Evet, burada noktayı koyalım. Bu hafta Transatlantik'i böyle noktalayalım. Ömer Taşpınar'a ve Gönül Tol'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de çok teşekkürler. İyi günler.